اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا للاسلام الحمد لله الذي جعلنا من امه محمد عليه الصلاه والسلام الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا وقرة اعيننا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الان وقد أَصَيْتَ قبل وكنت من المفسدين، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ما من احد يموت الا ندم. ila ahir hadis sadaka Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Fesat vakti aziz, hakka gidelim, cemali ba kemale seyredelim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim ve değerli dinleyenlerim. Haftamızın sohbetinde yine bizi bir araya getiren, karşılıklı birbirimizden yararlandıran Allahu Teala Hazretlerine son derece hamdü senalar ve şükürler olsun görüneni ve görünmeyeniyle, farkına varılıp varılmayanıyla tepemizden yağdırdı. Hepsi de kendinden gelen bütün maddi manevi iyiliklerinden, nimetlerinden dolayı da o nimetlerin, iyiliklerin üzerimizde artarak devamına vesile olacak biçimde de bol bol şükürler olsun. Allahu Teala Hazretleri geçirmekte olduğumuz sınavlarımızda eğer yani sabret sabretmemiz gereken bir imtihan geçiriyorsak sabırda bize yardım eylesin. Yani nankörlük etmeden nimetlerin farkına vararak şükredip nimetleri Allah'tan bilip onun istediği doğrultuda kullanmamız gereken e, nimetin yağmur gibi yağdığı kalemlerde eğer bir şükür çizgisinde isek Allahu Teala Hazretleri hakkıyla şükrederek Rabbimizin rızasını kazanmayı ve o nimetlerin devamına vesile olacak bir yani iç güzelliğini ve iş güzelliğini bizlere lütfesin keremesin. Gerek ülkemiz ve gerek diğer biladi İslamiye'de yaşanmakta olan hadisatı özellikle görünen kadarıyla olumsuz olaraktan e, seyrettiğimiz hadisatı Müslüman kardeşlerimizin Allah lehine çevirsin. Tabi Doğu ve Güneydoğumuzda son günlerde biraz daha artarak huzursuzluğu has safhaya çıkartan, ülkeyi ve dış dünyadaki bağlantılarımızı da çok sarsan etkileyen hadiseleri milletimizin, yurdumuzun hayırına, lehine Allahu Teala Hazretleri dönüştürsün ve çözmemize yardım etsin. Hem Mehmetlerimiz hem Mehmetçiklerimiz Allahu Teala dirlik ve düzenler lütfelesin. Hepimizi rabbani ve rahmani çizgide Allahu Teala Hazretlerinin razı edecek güzel amellerle birbirimizinle tabii ki gönlün alacağımız rızasını, duasını alacağımız elemeyi, göz nuru hizmetlerle birbirimizin de gözdesi kalite bir yaşam lütfeylesin. Özellikle tabii Kafkasya'mız, Orta Asya'mız, Orta Doğu'muz oralardaki harp ve işgallerin neticesi olmak üzere oradaki Müslüman hanımcıkların, hanım kardeşlerimizin namusları bile talan ve yağma edilmekte ne kadar zordur. Sizin de anneci, anneleriniz, eşleriniz... E kız kardeş ve kızlarınız var, kızlarımız var. Ne kadar zor olur Allah muhafaza etsin. Düşünmek bile insanı böyle ürkütüyor. Değil mi sevgili kardeşlerim? Mevla Teala hepsine imdadını nusret eylesin. Çekilen acıları günahlarına kefaret kendisine yakınlık vesilesi eylesin. Ölülerine şehit diyebileceğin ya geride kalan gazi denilecek bir yapı lütfeylesin sevgili kardeşlerim. Hepimize hayırlı akıbetler versin. Ben acizane yani bu haftaki tabi geçen haftaki sohbetten sonra hafta içi İstanbul sohbetlerim ki e, pazartesi akşam bu radyoda 9-10 arası sohbet yapıyorum. Salı günü de efendim Sarıyer sırtlarında Tarabya'nın üst tarafında yeni yapılan büyük bir otel inşaatının altında Mekke Nur Camii Şerifinde sohbet yapıyorum. Yani yarın akşam yatsı namazını mütakiben 7.30 gibi. Çarşamba günleri değişken bir sohbet ama perşembe günleri de hiç aksatmamaya çalıştım. Halkalı Merkez Cami Şerifi'nde sohbeti sürdürüyorum. Cuma günü de her ayın ilk ve son cuması kendilerini Allah için sevdiğim, kendi köyüm kadar değer ve önem verdiğim Kayabaşı'nın cami şerifinde yapıyorum. Hem cuma namazı kıldırıyor hem de efendim yatsıyı takiben oraya gelen sevgili kardeşlerimize Mevla'dan hem köylüme hem ziyaretçilere sohbet muhabbet yapıyoruz. Yani işimiz bizim hem Allahu Teala tanımak, ona seve seve kulluk yapmak, hem de Rabbimizi dilimizin döndüğü kadar e, elde ettiğimiz lütfedilen bilgilerle birlikte tanıtmak. Mevla'yı seven bir toplumun oluşmasına, Mevla'yı seven bir dünyanın oluşmasına yardımcı olmak. Tabi Allahu Teala seven, sayan, Mevla'yı önem veren insanlar doğal olarak Allah'ın kullarına da Allah'tan bağlantılı Allah ile Celle Celaluhu bağlantılı olarak değer veriler, önem veriler ve o konudaki Mevla'nın rahmeti, gadabını geçen Mevla'mızın tabi ki bu güzel ahlakıyla ahlaklanan insanlar olarak çok güzel bir yani toplumun tesisinde etkin olurlar. Bunu yapmaya çalışıyorum. Bunun dışında hafta sonları da bazen şehirler arası, bazen de uluslararası bu tür sohbet organizasyonlarına elimden geldiği kadar sağlık şartları müsaitse katılıp yine insanımıza Türkçe konuşan özellikle tabi yurt dışına gitseniz de kendi insanınıza konuşuyorsunuz yine aynı şeyler ayet-i kerimeler sevgili peygamberimizin hadis-i şerifleri ehl sünnet ve cemaat alimlerimizin bu kaynaklar hakkındaki efendim fetvalarını ahkamının Allah dostlarının hayat menkıbelerinden oluşan e, mevzuları Allah'ımızın kullarına iyi niyetle samimiyetle Mevla'nın yani içimizi dışımızı izlediği şuuruyla arz etmeye, aksettirmeye çalışıyoruz. Yani bunu da severek yapıyoruz. Bunu şunun için söyledim. Bu hafta da elhamdülillah hafta sonu cuma namazını kıldırdıktan sonra cuma akşamı Zonguldak merkezde sohbet yaptık. Çok bereketli bir sohbet oldu. Allah kabul etsin. Hem şahsım hem dinleyenlere söylediklerimizin, duyduklarımızın iyi ifazı konusunda Allah'ımız bize yardım etsin. Ondan sonra hemen ertesi sabah, sabah yedi vapurla bandırma üzerinden Edremit'te öğleyin, öğleyi mütakiben bir sohbet. Ondan sonra özellikle hanımlarla ağırlıklı bir sohbet, hanım ve çoluk çocukların katıldığı bir sohbet. Peşinden yatsıyı mütakiben, efendim oradaki vatandaşlarımıza sohbet yaptık. Onun hemen peşinden de elhamdülillah Ayvalık'ta toplanan kardeşlerimize yine bir noktada hadis-i şerifler okuduk. Sevgili peygamberimizin 20 küsür yıl geceli gündüz yaptığı sohbetlerden bir emet vererek oradaki kardeşlerimize ibadet iştahını artırmaya yani Mevla ile muhabbetlerine ilişkilerini daha da güzelleşmesi hususunda elimizden gelen gayreti sarf etmeye çalıştık. Oradan da tabii ki hemen döndük ertesi gün. Öğleyin Havran Merkez cami Şerif'inde yol artı yol yatsıyı mütakibende Bursa Merkez'e büyük bir salonda Sevgili kardeşlerimize üst katta hanımlar, alt katta erkeklerin toplantısında sohbetler, muhabbetler yaptık. Ayetler okuduk, hadisler okuduk ve onlarla birlikte sefere çıkan insanın duası makbulü diyerek hem dualar ettik. Böyle güzel bir hafta geçirmeye çalıştık. Tabi ben özellikle şu bu sefer ve sohbetlerin listesini arz etmek için olmaktan daha ziyade şu amaçla bunları söylüyorum. Yani... Muhterem hocaefendi ağabeylerimiz ve az çok bu ilmiyet sınıfına Allah'ın kabul etti muhtereme hoca hanım bacılarımız bu güzel İslamiyet dininden neler biliyorlarsa bu insanımıza artık yani rakamı sayısı mühim değil ölmeden evvel tatlı tatlı anlasınlar söylemek bizden tesir Allah'tan sevgili kardeşlerim bazı dini kitapların yani yazarların eğer Arapça orijinli bir eser yazmışlarsa ve minallah tevfik derlerdi. Eğer tercüme veya da Türkçe bir eser yazmışlarsa ön sözünün altına imza atarken gayret bizden veya çalışmak bizden başarıya götürmek Allah'tan diye böyle bir imza atarlardı. Yani bunu halk dilinde de sefer bizden zafer Allah'tan diye anlatırlardı. Kötüler de arkadaşlar bu şekilde çalışıyorlar. Yani kötülüğü yaymaya çalışıyorlar, küfrü yaymaya çalışıyorlar. Allah'a yoğun bir isyan kampanyası var yani bütün halkı kapsayan, kuşatan ciddi anlamda bir isyan Allah'a karşı duruş. Allahu Teala Hazretleri'nin emir ve yasaklarına karşı yani bütün e, insanların olumsuz direncini desteklemeye çalışan bir yoğun bir çalışma var dünyada. Memleketimizde de var böyle çalışmalar. Ama biz de Müslüman bir kadroyuz. E, halkımız da Müslümandır. Yüzde şu kadar nispeti diyerekten ilan ederiz. Ama yüzde şu kadar nispeti Müslüman olan halkımızın İslamiyetle olan ilişkileri bir daha gözden geçirmesi lazımdır. O konu rehabilite edilmesi gerekir. Mevcut Diyanet İşleri Başkanımız efendim Antalya eğitim merkezinde din görevlerine yaptığı bir konuşmada Türkiye'nin yüzde iki buçuğunun yani ancak camiye, cemaate gittiğini yüzde namaz kılanların sayısının, düzenli namaz kılanların sayısının yüzde onu bile geçmediğini söylemişti. Bu bizim için yürek yaralayıcı yani İslam dininin hem Müslüman bir eleman olacaksınız Allahu Teala'nın Müslüman bir işçisi tabiri caizse Müslüman bir memur olacaksınız göreviniz yüzde on yapacaksınız yani sekiz saatlik mesaide bir saat çalışacaksınız o devlet size para verir mi? o çalışın iş yeri size maaş öder mi? Ve sizin o, onlarla o kurumlarla aranızın iyi olması mümkün mü? Yani nöbetteki bir askerin ben beş dakika nöbet tuttum yeter benden bu kadar. Geri kalan iki saatlik nöbetin yani bir kırk bir saat kırk beş dakikanı tutmasam olur dese komutan araları nasıl olur? Yani bu işler yani nasıl düşünülüyorsa, bu anlamda eksik olursa neler başlarına gelir insanları bunu düşünüyorlarsa mevlayla olan münasebetlerinde daha da geniş, daha da derin düşünmeler lazımdır. Dolayısıyla yani çalışalım çabalayalım gayret edelim. Ee, tekrar bu güzel insanımızın yani kirlenmiş, tozlanmış, eğrilmiş. Ondan sonra efendim kokuşmuş ekşimiş tarafları olabilir. Onları yani ayıklayarak, temizleyerek, düzelterek Allahu Teala Hazretleri'yle muhabbetlerini, münasebetlerini güzelleştirmeye çalışalım. Ben emekli hoca efendi ağabeylerime de söylüyorum. Ne biliyorsanız, eğer kurraysanız, ne bileyim insanlara kıraat öğretin. Eğer hafızsanız, hafız yetiştirmeye çalışın. Olmazsa elif bir okutursunuz. Eh, diğer elhamdülillah ulumu şer'iyeden haberdar olan akademisyen iseniz, güzel Sohbetler yani bizim tarzımız sohbet ama sizin tarzınız ne olabilir konferanslara katılın ondan sonra efendim ilmi toplantılar tertip edin bu insanları o anlamda yani kariyerinize uygun bir şekilde e, emekli maaşını aldığınız milletin kendi alın teri göz nuru biriktirdiği bütçeden e, her ay düzenli şekilde aldığınız o maaşı helal ettirmek e, ve milletimizin duasını almak için yani saygı sahi gayret sahip olun. İster şark usulü eğitimden geçmiş moğollar olun, ister Karadeniz usulü efendim medrese tahsili, dini tahsil almış özel sektör diyelim biz buna. Yani normal imatikleri ilahiyatlardan değil de efendim memleketimizde dünya çapında birçok ilim adamı var. Özel halka tedris dedikleri kendi halka usulü eğitimleri var. Rahillere oturuyor insanlar veya caminin bir köşe cihazına veya vakıflarda derneklerde buna benzer değişik ilmi teşekkürlerin bünyesinde elhamdülillah güzel güzel hizmetler veriyorlar. Dergiler çıkartıyorlar, gazeteler çıkartıyorlar, kitaplar yayınlıyorlar, tercümeler, teelifler herkes kendi çapında maşallah, barekallah Allah yoğun bir çalışma sarf ediyor. Bu güzel sizin için hazırlanan tercüme eserlerden ondan sonra özel teelif gecesini gündüzüne katarak bu milletimize nasıl faydalı olabilirimin gayretiyle tabii ki onu hazırlarken de onların kağıt parası olacak, o efendim yazım masrafları olacak. O işi yani gündeme taşımanız bile şahsen ayıp olur. Onu düşünmeye bile gerek yok sevgili kardeşlerim. O işin maddi ve ekonomik kısmını koyun bir tarafa. Emek kısmını ve neticeyi önünüze alın. O eserlerden alın. Ne bileyim böyle yayın politikasını beğendiğiniz gazetelerden, dergilerden ondan sonra şimdi Lale Gül Efem'in de tabii ki desteğiyle onun bir e, sesli değil de yazılı bir e, hizmet olaraktan Arifan Kasrı Arifan diye bir dergi çıktı. Benden de yazı isterler ama ben yazı özürlüyüm. Konuşmakta elhamdülillah Allah'ın bana verdiğini elimden geldiği kadar Allah'ın kullarına kolayca arz edebiliyorum. Ama yazı apayrı bir konudur. En iyisini yazayım derken, yani bazı yazılar birkaç günüm alıyor. Hatta bir dergi benden yazı istemişti. Bir ayda zor hazırladım bir konu üzerinde. Bir daha da illallah dedim yeter. Bir kere yazdım, bir yazdım, bir yazdım kapattım konuyu. Yani böyle dergilerini destekleyin. Artık gönlünüz hangi çizgiye daha yakınsa, kendi cemaatinizin kendi sevdiğiniz efendim ve içinde bulunan siyasi kadroların çıkartmış olduğu yani müsbet anlamda bunu söylüyorum. Allahu Teala'dan önem veren, köküne, özüne bağlı, milli değerleri başta edinen e, güzel insanların eserlerini efendim çıkarttıkları dergileri, gazeteleri destekleyin. yani Bu frekansları izlemeye, dinlemeye çalışın. Tabii bu işleri yaparken e, ister istemez yani nasıl e, yiyeceklerin de kabuğu oluyor, soyuluyorsa, eşeleyi oluyor, çıkartılıyorsa, sapı çöpü oluyorsa, bu programların da sapı çöpü olur. Yani bu frekanslardan yapılan yayınların hepsini olduğu gibi, yani bağrınıza basmanız mümkün değil. Yani hoşunuza giden, uygun gördüğünüz inancınıza ve özellikle hassasiyetlerinize, uygun gördüğünüz kısımlarını desteklemeye devam edin. Ki bu tür çalışmalar sizin himmetiniz desteğiniz, duanız ve bu işin içine ben de varım kabilinden bulunmanızla devam ediyor. yoksa akamete uğrar, siz de bundan dolayı mesul olursunuz. Geri adım attırmaya çalışın. Müslüman kardeşleriniz her alanda, her sahada, bakın meşru her alanda, her sahada destekleyin. Çağrıldığınız düğünlere gidin, gariban bir insan Müslümanca bir düğün yapıyor. Bakın mevcut düğünler içerisinde çok abuk subuk işler de var biliyorsunuz. Yani İslam'a, terbiyeye, edebe, nezakete uymayan ve bir de görgüye yani insani görgü kurallarına uymayan tabak kırmalar gibi, havaya efendim ateş etmeler gibi, dolar saçmalar gibi böyle yani Müslüman da olsalar e, görgü kurallarının da çiğnendiği düğünler ayrı ama normal düğünlerine, derneklerine katılan insanların ki içinde isyan ve günah olmayan bir düğüne katılmayan kimse Allah'a ve Resulüne isyan etmiştir diyor sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hatta ben artık çağrıldığım düğünlere şu düşünceyle gittiğimi onlara bildiriyorum. Bir, Bismillah ve enkihul eyama minküm ve salihne min ve imaikum ilahil Var ya Allah'ımız aman müminler özellikle evliler, özellikle yetkililer ve bu konuda tecrübesi olanlar. İçinizden bekarları evlendirin, Bir köleler, şimdi köle yok diyelim, yani en azından köle diyemeyiz ama e, alınmasın, darılmasın kimse, işçilerinizi, memurlarınızı, eratınızı, ondan sonra efendim çoluk çocuğunuzu, cemaatinizi, manevi terbiyesini üstlendiğiniz kimselerin tabii ki manevi eğitimin yanı sıra onların bedenleri de var, aile olma ihtiyaçları var, iş güç efendim sorunları var. Yani bir melek ordusu yönetmediğinize göre ruhani bir kadro, bir ruh ordusu yönetmediğine göre o insanların manevi yükünü üstlenirken yanı sıra geçim derdini, sağlık derdini, ondan sonra efendim evlilik gibi böyle yuva kurup mutlu olma dertlerini, maddi dertlerinde düşünmeniz lazımdır. Manevi eşhasın liderlerin, cami imamların, hareket önderlerinin, kanaat önderlerinin ve Allah'ın kullarını Allah'a yaklaştırma çalışması yapan tasavvuf tarikat liderlerindeki bunu yapıyorlar öyle görüyorum. Yani kendisine bağlı olan, kendisine bir ümit, bir ışık diyerekten yapışan, sarılan kimselerin dünyalık ihtiyaçlarına da elinden geldiği kadar duyarlı olmaları lazımdır. Çünkü bu işin yani tek lideri ve başı ve her konuda bize Rabbimizin numuneyi imtisal olarak gönderdiği nurumuz, başımızın tacı, gönlümüzün ilacı sevgili Peygamber Aleyhisselatü vesselam, mübarek sahabenin manevi ihtiyaçlarını kalp açlığını giderirdi. Beyinlerini, akıllarını pırıl pırıl, ışıl ışıl, pılıpılı pılı aydınlatırdı. Ama bunun dışında onlara Allahu Teala Hazretlerine kılavuzluğun, onların manevi açlığını gidermenin ötesinde vallahi billahi hadislere gidin bakın, uygulamaları şöyle bir size bir tarayın düşünün. Eh açlarını doyururdu sevgili peygamberimiz bir devlet olarak değil sadece ki aynı zamanda peygamberimiz biliyorsunuz Medine'yi münevvere göçtükten sonra artık yavaş yavaş hareketi devletleştirdi bir devlet olarak da iş yaptı ama yani sadece bir devlete havale etmeyen işi o zaten kendi yanında zor kavruluyor kurumların efendim işleyişlerini ancak evirip çevirebiliyor ee, kendi bünyesinde çalışan elemanlarının geçimini sağladı mı ihtiyaçlarını gördü mü şükredin yani. Bizim de yapacağımız işler sevgili Peygamber Efendimizin yaptığı gibi. Bakın o mübarek Peygamberimiz açlarını doyururdu. Fakirlerini iş bulmaya çalışırdı. Yolda kalmışların hedefine ulaşması için araç gereç de vallahi Peygamberimiz temin ederdi. Hadislerde var bu. Bekar hanım cemaatini, bekar erkek cemaatini evlendirirdi. Araları bozulan insanları tekrar düzeltmek için son derece sağyu gayret sarf ederdi. Hatta Bülugul Meram diye bir kitap var. Selamet Yolları diye tercüme edilmiş. İbni Hacer Askalani Rahmetullahi Aleyh Efendimizin mübarek peygamberimizle alakalı nikah konusunda bir bölüm işlerken şöyle bir olay anlatıyor. velisi, vasisi, hamisi olmayan bir tane sahabe bir hanım mübarek peygamberimizin toplantısına desturlu girmiş. Utana, sıkıla, yanına yaklaşarak kısık bir sesle ya Resulallah buyurmuş. Ya Resulallah düzeltiyorum. Ya Resulallah demiş benim ne anam ne babam ne velim ne vasim ne himayedenim var. Ben garip bir yani yetim bir kızcağızım yetim bir kadıncağızım e, haya da ediyorum ama e, kimim kimseciğim olmadığı için mecbur kaldım affedin beni lütfen beni evlendirir misiniz? demiş. Peygamber aleyhissalatü vesselam da kadıncağızın bu teklifini kendisi duymuş ama yanından birkaç kişi daha duymuş. Herkes biraz o anla bir durgunluk yaşamışlar. Peygamberimiz de bir sükut o ortamı yaşamış. Oradan cemaatten mübarek sahabeden en fakir, en garip birisi Ya Resulallah eğer mahsur yoksa bu gelen hanımın bu teklifine ben olunu cevap verebilir miyim? Yani bu Size velisi olarak, peygamberi olarak, velisi olarak size efendim bu tür evlilik işini havale eden bu hanımla ben evlenebilir miyim? Yani bu konuyu yapar mısınız, eder misiniz? Demiş. Sakarya valisinin elinin altında yetiştirme yurtlarında okumuş bir kızcağız. Geçen gazetelerde okumuştum. Bu olayın hemen yanına yapıştırayım. Demek ki vali bir de duyarlı birisi ki o yurtlarda okuyan hem de başı da örtülü bir hanım kızımız yurtlarda barınan yetiştirme yurdu anası babasıların herhalde korunulduğu yetiştirildiği yerleştirildiği bir yurt olsa gerek. Ondan sonra sokaktan bir delikanlı bunu görmüş hal ve gidiş peki imzasını attıktan sonra evlenmeye karar vermiş bu hanım kızla anlaşmışlar aralarında gelmiş vali beyin yani böyle sürpriz bir şekilde kapısını çalmış vali bey vali baba demiş hatta vali baba Allah'ın emri peygamberin kavri elinizin altındaki yetiştirme yurtlarınızda efendim kendisiyle ilgilendiğiniz muhafaza ettiğiniz filanca at ve soyattaki kızı Allah'ın emrince peygamberin devlet devletine sevdiği yetki çerçevesinde istiyorum deyince valide gülmüş. Yani çocuğun böylesi bir çıkışı ilk defa meslek hayatında bu tür bir kapısı çalınmış. Vali Bey de tebessüm ederek gülerek olay hoş karşılamış ve o delikanlıyı istelik kendi e, valilik fonu var demek ki bu konuda. Delikanlının hem de masraflarını üstlenerek o yetim kızcağızı elinin altındaki muhafaza ettiği yetim kızcağızı o delikanlına güzel bir düğün dernek yaparak Mesut Bahtiyar'a onları da artık yerlerine yerleştirmiş. Allah razı olsun ne kadar güzel bir uygulama. Belediyeler de bunu yapıyor sağ olsunlar Allah niyetlerini güzel kılsın. Bazı efendim e, muhtarlarımız, bazı efendim e, mülki amirlerimiz, daha sonra iş iş adamları, iş verenler, bazı vakıflar diyerekler toplu sünnetler yapıyorlar. Efendim toplu nikahları ve evlilik törenleri düzenliyorlar. Böyle ne bileyim geçimin çok son derece zorlandı. insanların kuruşlarının hesabını yaptığın, Allah korusun, Allah korusun zayıf iradeli, ahireti ciddiye alamayan, bu konuda bilgi ve bilinci olmayan, intiharın lanetlik bir suç olduğunu, cenaze namazının kılınmayacağı kadar tehlike arz ettiğini kılınır ama yani tartışma konusu olduğu ve intihar türü neyse artık o intihar türünün, intihar biçiminin cehenneme gittikten sonra süresi ne kadarsa orada kalma süresi, devamlı o intihar biçimi vurulmaksa, asılmaksa, boğulmaksa, yüksekten atlamaksa tekrar edilecek o kötü işi intiharı bile düşünecek kadar Allah korusun insanlarımızın bunaldığı bir ortamda onların böyle evliliğine yardımcı olmak işine yardımcı olmak onların sorunlarını çözmek ne kadar mühim bir olay peygamberimizin işte o toplantıda o hanım kardeşimizin hanım sahabenin teklif üzerine o delikanlıya sevgili peygamberimizin de efendim karşı teklif getirmesiyle karşı kabul oluşturmasıyla o ikilinin nikahını kıymış Mesut Bakhtiyar'ın bir hayatın vesmilesini çekmişler, yepyeni bir yapıya yapıya kavuşmuşlar. Peygamberimizin kaşla göz arasında o gelen hanımı, o delikanlılığında demek ki o esnada herhalde kısmi bir göz kesişmesi mi olmuştur usülü dairesinde, meslek edep neyse, usul neyse o usüle ve edebe uygun biçimde. Hatta çocuk çok fakirmiş de kızcağıza e, hadis kaynaklarından aldığımız e, bilgiye göre kızcağıza e, demirden bırakın gümüşü altını demirden takacak bir yüzük bile bulamamış hatta elbisemin yarısını vereyim mihir olarak olur mu ya Resulullah deyince olmaz demiş peki hala demiş delikanlı sen Kur'an'dan ne bilirsin şu sureyi bilir misin bilirim şunu bilir misin bilirim şunu bilir misin ve duadan aşağı beş tane sure e, ee, içinde elem tela, yani bizim fil suremiz, kureş suremiz ve maun suremizin de olduğu beş tane sureyi e, listelemiş. Bunları bilir misin? Bilirim. Manasını, ahkamını bilirim. Kıraat okunma biçimini bilirim. Demiş ki kızım bak bu senin evlilik için geldiğin, yaptığın müracaata, kapımızı çalman, çaldığın müracaat ettiğin konuya bu kardeşimiz e, olumlu cevap verdi. Fakat fakir birisidir, sen de duydun. Sana Kur'an'dan şu beş tane sureyi güzel biçimde okumanı, okumanı sağlamak, manasını sana anlatmak, ahkamını, hükümlerinde öğretmek şartıyla bunun mihir sayalım yavrum demiş. Sen de fakirsin bu da fakir. Ben de elimden geldiği kadar yardımcı olacağım demiş. Kızcağız da sesini çıkartmayınca bu onay evet anlamına geldiği için İslami prosedür uygulanmış ve o ikili peygamberimizin de huzurunda, sahabe-i keram huzurunda evlenmişler. Yepyeni bir hayata besmele çekmişler. Yani bizim mübarek Peygamberimiz her konuda örneğimiz, önderimiz ya bu kadar protokolsüz, bu kadar sadem ve bu kadar doğal bir yapıyla bekarlarını evlendirir, dullarını evlendirir. Ayette var ya sevgili kardeşlerim, onların mutluluğuna imza atar. Yani maddi, manevi ihtiyaçlarını insan yönetiyorsunuz. Dedim ya ruhani bir toplum değil, melekler kadrosu değil dünyalık ihtiyacı olan burada sorunlar olan insanları yönettiğinize göre onların o yönüne de duyarlı olmanız, gönül açmanız, onların o kalem ihtiyaçlarına giderek o alanda da Allah'ın yakınlığını, Allah'ın rızasını kazanmaya bakmanız lazımdır. İşte İslamiyet'e uygun düğünlere de katılmak suretiyle bu ayeti uygulayarak Allah'a yakınlık elde edersiniz. Bir, ikincisi Müslümanlığa uygun bir icraat yapıyor ya. Ben Müslümanı bu hayırlı işinde destekliyorum. Bu önemli işte. Sen bu ahir zamanda, bu fitne devrinde herkesin böyle ne bileyim Kur'an-ı Kerim'i kapatarak Peygamberimizin yolunu iyice aferin, bir tarafa iterek kafasına göre takıldı, kafasının kuluk, karnının kölesi olduğu bir dönemde, midesinin kölesi olduğu bir dönemde, maşallah sen ayetlere, hadislere sevgili Peygamberimizin uygulamalarına uygun bir düğün yaparsın. Ben de bunu desteklemek için geldim. Bu toplantıyı desteklemek anlamında buradayım diyerek gelmenizle aynı zamanda Müslümana destek vermiş olur. Bundan da ayrıyeten çok ama çok puanlar alırsınız. Bismillah ve teavenu alel birri ve takva ayetini de bu desteğin yani nedeni ilan ederseniz Allah'ım sen buyurmuştun ki Takvayı yaşamada, iyi Müslüman olmada el ele tutuşun demiştin ya sure Maide'nin ilk ayetlerine ilk sayfasında ben de bu kardeşimin bu iyi hareketinde bu takvaya uygun icraatında destekliyorum ve yardımlaşıyoruz elimden geldiği kadar bedeninde katılıyorum sözümle de onu onaylıyor onur ediyorum diyerekten Müslümanların arkadaşlar her alanda her kalemde ama Meşru, İslam'a e uygun sözlerini, hareketlerini, çalışmalarını destekleyin ki bu destekle, bu güçle insanlar yani yüksek moralle hizmete devam etsinler. Bu anlamda diyorum yani matbaat açısından da insan mesela İstanbul burası, İstanbul bakın İstanbul maşallah yani e, denizinin balıkları da iri, denizinin nimetleri de güzel ama denize dökülen denizi kirletici iskinin kanalları da büyük kirletmeye çalışan kanallarda çok. Ama yani bu manevi havaya böyle bu ruhani nurani şehire maneviyat fışkıran yani Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere gibi mübarek şehirlerden, Kudüs gibi mübarek şehirlerimizden sonra gerçekten o mübarekliği üzerinde bulunduran atalarımızın kendisine yani İstanbul'a gelmeyi özellikle Eyüp Sultan Hazretleri'ni ziyaret etmeyi eski den beri gelen bir adettir ve değerlendirmedir yarım hacılık saydıkları bu şehrimizde ne güzel ilmi toplantılar oluyor gazetelerde efendim başka ilan panolarında görüyorsunuz uluslararası ilmi toplantılar oluyor hele de bir ara biliyorsunuz Anadolu gençliğin ayarladığı elhamdülillah yani Kur'an ziyafeti Türk Kur'an Kur'an sofraları ve ziyafetleri yapılıyordu aman aman ne müthiş böyle herkes böyle ağlayarak kendinden geçerek onu dinliyordu hatta Allah Teala Hazretleri biliyor ben de yani o olayın içinde bulunduğum bir şeyi hatırlıyorum Süleymaniye'de böyle bir ziyafet tertip edilmişti ben de dayanamadım gözlerim böyle yanımdaki arkadaşlarla birlikte o halları ıslattığını hatırlıyorum yani yanımdaki de ağlıyor önümdeki de ağlıyor ben de onlardan bir parçayım ben de bu göklerin bir efendim kanalıyım. Biz de ağlayarak o toplantıda mesela o yakıcı, eritici, insanın içini böyle heyecanlandırıp ürpertici Kur'an kıraatinden müteessiren dinlemiştik. Onun için ilmi toplantılara gidin. Kur'an'ı destekleyin. O ilim adamlarını destekleyin. O tür sempozyumlara, panellere giderek yani çok iyi bir ilim aşığı olamasanız da, bir ilmiye sınıfından bir sıfata sahip birisi olamasanız da, bir Müslüman olarak oradaki toplantılara katılarak en azından destek verin. Boş sandalyeye insanlar bakmak suretiyle o tür organizasyonu sağlayan insanları hayır üzere bir araya getirenlerin morallerini bozmayın. Ve onların iştahlarıyla oynamayın. Hele hele geçen senelerde bütün dünyayı sarsmış ünlü bir Allah Allah dostu alimin e, Cemal Reşit Rey e, e, konferans salonunda Böyle bir o mübareği anma programı ve toplantısı vardı. Koca İstanbul, Koca İstanbul ve böyle kıymetli bir ilim, hizmetle mücadele adamı adına yapılan toplantıya aman Allah'ım. Yani o küçük salon sayılır ne olacak? İstanbul'a göre salon bile sayılmaz. Yarısı bile dolu değildi. Ne kadar moral bozucu, üzücü bir şey. O insanlar ne ne heyecanlarla bu iş yaptılar. Uluslararası e, i̇lim adamları çağırdılar, konuşmacılar çağırdılar ama katılım son derece az bir seviyedeydi. Bu yüzden lütfen arkadaşlar bakın keyfinizden biraz taviz verin. Efendim bir takım randevu ve sözlerinizi ona göre aa, gözden geçirin. Diyelim hanımlar veya çocuklar bir yerde kalsın veya hanımlarınızı meraklıysa onlar da alın getirin çocuklar bir yerde oynasınlar. O tür toplantılarda hafta sonları veya akşamları olan o programlarda birbirine sözünüz olsa bile birlikte gidin destekleyin. Kısaca ve kısaca şunu söylüyorum. Dünyada çok baş döndürücü bir küfrün yoğun çalışması söz konusudur. İkiz kulelerin yıkılmasında daha istihbari bir çalışma yapılmaksızın nedenler ve niçinler üzerinde en ufak bir bilgi sahibi olmamalarına rağmen Amerikalı yetkililer özellikle Şahinler grubu diye bilinen dünyayı kana boyanı o eşkıya ve ahtapot sürüsü o kuduzlar topluluğu o hareketin kimin yaptığı daha belli olmadığı birkaç saat sonra efendim olmaz şansı da olmadığı bir anda Haçlı Seferi bu Müslümanlarla savaşımızın startıdır diyerekten böyle bir olayla bütün dünyayı kan gölüne çevirmeye çalıştıkları operasyonları da başlattıklarını düşünürseniz yani hem Avrupalı hem Amerikalı hem efendim İsrailli hem dünyanın değişik kafirleri Müslümanlarla maddi manevi savaşı alabildiğince sürdürüyor. Onun da piyonları onlar gibi düşünen Kimseler de bu işin e, alevini çoğaltmaya çalışıyor. Hatta garip bir teşhis e, gazetelerde böyle araştırmacı yazarların e, bir hazırlıklarını, bir çalışmalarını ben okumuştum. Da. Avrupa'da hani şu karikatür olaylarıyla veyahut da ağır ve hakaretli konuşma ve efendim davranışlarla ortalığı sıkıntıya sokan Avrupalı yazarlar, siyasetçiler. Ve Avrupa'daki böyle efendim e, bu işlerde etkin e, e, ünlülerin, şö şöhretlerin İslamiyet aleyhine, sevgili peygamberimiz aleyhine bu tür yazıları, konuşmaları, programları hazırlamasında kimler etkin rol oynamış biliyor musunuz? Evet arkadaşlar maalesef Arap dünyasından ve Türk dünyasından veyahut da Avrupa'daki boşnaklardan şuradan buradan o ülkelere göçmüş, o ülkelerin vatandaşları olmuş diyelim. İsveç'in vatandaşı olmuş, Hollanda'nın vatandaşı olmuş, Fransa'nın vatandaşı olmuş. Oralara gitmiş ateist, dinsiz ve komünist bak İslam ülkelerine gitmiş ateist, dinsiz zihniyetli insanlar ki az çok İslam'la nasıl savaşılacağını, oynanacağını biliyor içimizden dönme mürtet grup bunlar. Onlar onları gaza getirmiş. Onların da etkisi olmuş. Yani Avrupalı siyasetçiler üstümüze kışkırtan Ondan sonra nasıl şimdi e, Güneydoğumuzdaki problemlere Avrupalı siyasetçiler, Avrupalı efendim e, değişik örgütler destek vererek sıkıntımızı artırıyorsa... ...kendileriyle alakalı terörde bütün dünyayı velveleye veren ama bizim yani... Kıyma makinesi çalışır gibi ülkemizin kıyıldığı perişan olduğu o olaylarda yani desteği bırak çok açık bir şekilde bize desteği bırak bizim ülkemize ve yöneticilerimize sürekli köstek olan o insanların yaptığı gibi dini anlamda da arkadaşlar İslamiyetimizi rencide eden sevgili peygamberimizi rencide eden Müslümanları aynı şekilde alçaltmaya yönelik üzmeye yönelik ve onların aleyhine bir takım kararların da çıkmasına etkin olan e, kimseler bizim memleketlerimizden, İslam dünyası bildiğimiz dünyalardan Avrupa'ya gitmiş, yerleşmiş, oraların beslemesi olmuş. insanlar bu kötü sonuçların oluşumunda bayağı katkılar olmuş. E kötüler çalışıyor efendim ya. İyiler siz de çalışın. Onlar Kur'an'ın kursunu kapatıyor. Siz evinizdeki Kur'an'ı bari açın. Hadi kursu açamadınız. Evinizdeki Kur'an'ı açın. İş yerinizdeki Kur'an'ı açın. Ben bir gün kaya başında imamlığım sırasında bir arkadaşın iş yerine sekreterlerini falan hepsini aşarak sürpriz bir şekilde samiyetimde düşünerek onunla ilişkimizin samiyetini sabak atarak yani hemen odasına baskın yaptım. Bir de ne göreyim arkadaşlar? Adamcağız telefonları bağlamayın. Toplantıda da deyin. Efendim ben şu kadar süre kimseyle görüşmek istemiyorum diye başkalarıyla da irtibatına ambargo koyduğu o odasına kapandığı ve neler yaptığını merak ettim o anda. Bir de ne göreyim masasının üstüne yaşlı adam olduğu için geniş gözlükle zor okudu. Çok geniş çok efendim yazıları iri bir Kur'an-ı Kerim açmış. Günlük evradını Kur'an'dan cüzün okuyor. Bak Kur'an'dan cüzün okuyor. Bu adamcağızın evet yakındaki Kur'an kursu kapanmış olabilir. Yani arkadaş kötüler İslam'ı sevmeyen insana bir şey yapıyorlar. Yani onların yaptığı şeyleri sürekli efendim Sıcak tutarak, gündem yaparak, niye biz kendi yapabiliriz, mi? diğer işlerde ona kurban edelim, ona efendim e, peşkeş çekelim. Evimizdeki Kur'an üzülmesin, evimizdeki dini kitaplar üzülmesin. Arkadaşlar evimizdeki Allah dostlarının hazırladığı birbirinden kalite bizi Mevla'ya yaklaştıracak. Gözümüzü yumar yummaz rahat edeceğimiz ahiret gerçeklerimizi anlatan, öğreten o mübarek eserleri ağlatmayalım, üzmeyelim, okumaya çalışalım birbirimizi hayırda destekleyelim, yardımcı olalım çoluk çocuğumuza, akraba, ahbap ve yaranlarımıza, yol arkadaşlarımız, okul arkadaşlarımız, asker arkadaşlarımız, erkeksek, hanımsak, kızlık arkadaşlarımız, ne bileyim o, bir yerlerde okumuşsak Kur'an kursu arkadaşlarınız vardır. Ben e, onunla getireyim hanımlar için. Konu komşuluk olaraktan birlikte olduğunuz kimselerin lütfen yakasını bırakmayın birbirinize Allah için ilgilenin koşun koşuşturun. İslam dinimiz sizin sayı gayretiniz, mesainiz bereketiyle fertlerde, ailelerde, memlekette canlanacak, efendim bereketlenecek. Hiç ummadığınız tatlı tatlı sürprizler yaşayacaksınız. Evel Allah. Ali Haydar Efendi Hazretleri Allah yüksek derecen rahmet eylesin. O e, mübarek saat demiş ki oğlum bu dini mübini İslam'ın devam ve bekası emri bil maruf nehi ve nehi yapmaya bağlıdır. Yani İslamiyet aramızda dertleşmeye, yani birbirimiz iyiliğe, ibadete, hayra, güzel ahlaka, Allah için çalışmaya, Allah yolunda ölmeye teşvik etmek. Ama Allahu Teala Hazretlerinin hoş görmediği küfür, şirk, münafıklık saydığı ebedi cehennemi kendilerine vaat ettiği öyle bir tehditler e, savurmadığı tehditlerini bildirdiği efendim büyük günahlar, içkiler, kumarlar, zinalar, faizler hele bugünlerde kumarın değişik türleri ne kazı kazanlısı, lotolusu, totolosu, ganyanlısı efendim bir de efendim millisi, zillisi bir sürü kumar türleri var. Adını ne koyarlarsa koysunlar kumar kumardır arkadaşlar yani sadece yeşil buna karşı çıkacak. Sağ olsun Yeşilay Cemiyeti içkilerin, içkinin kötülüğünü, sigaranın kötülüğünü, kumarın kötülüğünü, Esra Eroin gibi insanların hayatını bitiren ve bir insanı yok eden, canlı cenaze yapan o olaylara karşı kendi çapında mücadelesini veriyor. Ya Yeşilay doğmadan İslam onların yani zararını ilan etti. Bu işe bulaşmış, alışmış insanları kurtarmaya çalışma gayreti diyor. Ali Haydar Efendi İslamiyet'in devamına, ebedi insanlardaki kalıcılığına vesiledir. Zaten İslamiyet Allah'ın dini olduğu için bu programı Allah koruyacak, kollayacak, sürekliliğini o sağlayacak. O ayrı. Biz bendeki Müslümanlığı, sendeki Müslümanlığı konuşuyoruz. Evimizdeki, akrabalarımızdaki, yani İslam, e, Müslüman Türkiye diyoruz ya, ülkemizdeki güzel İslamiyet dinimizin canlanmasını, fertlerin bu sahip çıkıp, bu İslamiyetle dünya hakaret köşeye dönmesi, tabiri caizse saadete, afiyete, maddi manevi vefa, huzura kavuşmasını konuşuyoruz. İşte emri bil maruf yapılırsa, davetler, tebliğler, eğitim, öğretim, talim, terbiye yani, İnsanlara emri bil maruf nehyani münker çalışmaları samiyetle yapılırsa vallahi sendeki din de canlı kalır başkasındaki müslümanlık da elhamdülillah güçlenir ve bu iş tatlı tatlı devam eder. Ama yine aynı şekilde dini mübini İslam'ın inkraz yani çöküşü, fertlerdeki bitişi emri bil maruf ve nehyi anil münker'in terk edilmesine bağlıdır demiş Allah rahmet eylesin o büyük sağ sevgili kardeşlerim yani siz kendinizle ilgilenmezseniz nefsinize yap diye baskı uygulamazsanız ki ben bunu özellikle bu sohbet ve hizmet turumu bir, e, reklamasyon çalışması gibi az etmiyorum ben. Yani bunun ne reklam olacak ki arkadaşlar? Yani insanlar size son model arabasını tahsis ediyor. E, şoförünü tahsis ediyor. Yeme içme sorunuz yok. Konaklama sorunuz yok. Orada insanlar toplanmış hazır. Karşınıza gözünüze çil çil bakıyorlar. Siz o toplantıda sadece size Allah'ın akıttığı kadar ilim, feyiz, birikim neyse o insanlara bir saat süre zarfında öyle bir sunum, manevi bir aktarım yapıyorsunuz. Yani bunun fedakarlığı ne alakası var yani eskilerin yaptıklarını düşünüyorum da sevgili kardeşlerim İslamiyet dini adına yani yaşadıkları sürece bu İslamiyet'i insanlara anlatırken öğretirken mücadelesini verirken yaşadıkları işkenceler hapisle hapis hayatları efendim sürgünler hatta böyle arkadaşlar ölümleri pahasına yaşadıkları bir takım sıkıntılar buna rağmen bu güzel dinimiz için çalışmış çabalamışlar rahmetullahi aleyhim ecmain niye biz çalışmayalım onu demeye çalışıyorum. Yani çalışalım, çabalayalım. Bakın İslamiyet arkadaşlar hem kendimizde bu İslamiyet neşve ne mab canlılığını sürdürsün hem evimiz Müslüman ev olsun ocağımız, bucağımız, yurdumuz, yuvamız İslamiyetle böyle canlansın. Işıl ışıl, ışıl pul ıpıl bir Türkiye olsun, bir dünya olsun. Bu amaçla çalışmazsanız, insanlardaki küfre, münafıkla, müşrikliğe efendim müdahale etmezseniz, anlatmaz onlar efendim bu konuda mücadele etmezseniz, zulüm ve kötülükleriyle harama günaha düşmüş insanları kurtarma gayretiyle İnsanlara insanlara müdahil olmazsanız usulü dairesinde o zaman sizdeki din de biter, ailenizdeki din de biter. Efendim yurdunuz, yuvanızdaki İslamiyet artık yavaş yavaş yani sönmeye tutar ama güneş Türkiye'de batarsa Japonya'da çıkar, başka yerde çıkar. O da bir realite. Onu da unutmayın lütfen. Yani Burada su batıyorsa toprağa, öbür taraftan yeni bir yerden fışkırır ve o bölgeyi artık ihya eder, canlandırır. Şu anda güneşin battığı, saat 9'dan sonra konuşuyoruz ya, güneşin battığı bir Türkiye'deyiz. Ama aynı güneş, dünyanın başka bir noktasına çıkıyor, aydınlatmaya, nurlandırmaya ve sıcacık insanlara muameleye devam ediyor. Sendeki din batabilir, ailendeki din batabilir. Sen ebedi cehennemi imzalayan bir şahıs aile ülke memleket olabilirsin ama bu güzel İslamiyet öbür taraftan tekrar pırıl pırıl eşhedülerle gökler çınlıyor. Allah'ın kitabını gözyaşları okuyor insanlar. İçindekileri böyle sanki yani Nefes nefeste adım adım güzel güzel bir inşaatın, bir efendim makinenin yapılışı gibi ayetleri ona göre alıyorlar, uyguluyorlar. Sevgili peygamberimizin sünnetlerini sen böyle ne bileyim yani aşağılık komplekslerine girecek kadar mübarek peygamberin özellikle dışa vuran sünnetleri konusunda tutuksun, böyle efendim soğuksun ama... Ey, o İslamiyetin kendilerine yeniden lütfedildiği, gönüllerin açıldığı o insanlar peygamberin bütün detay sünnetlerini bile yapmaya çalışıyorlar ve onlar ihya oluyorlar. Yani emri bil marufu bırakırsanız, insanlara Allah için müdahale eden vazgeçerseniz ve yanlışlara saplanan insanları, zulme, kötülüğe bulaşan insanları kurtarmaya çalışmazsanız, o zaman bu güzel İslamiyet fertlerde, ailelerde ve şu anda bulunduğu yerlerde çöker inkıraz, yıkım. Efendim, ee, perişanlık yaşar sevgili kardeşlerim. Görüyüm inşallah Mevlaat Teala bizden böyle bir saiyiyet bekliyor. Bu müminliğin doğallığıdır. İlla hoca olmak, ilim adamı olmak da şart değil. Onlar daha sorumludur. Daha da sorumludur. Ulema daha da sorumludur. Yöneticiler daha da sorumludur. Tabii. Gerçekten daha da sorumludur. Bismillah ellediğine inmekkenahum biz o insanlara bir iktidar, bir güç, bir imkan, bir fırsat verirsek diyor Allah sureyi haçta. Eka müsalate namazlarını güzel güzel kılarlar. Bir, iki, bak. Ve ate zekate helal kazançlarının zekatını, sadakasını güzel güzel verirler. İki, üç. Ve emeru bil maruf, bakın Allah'ın emrini yayarlar. Allah'ın e, marufu emri derler. Ve nehev engel olurlar. Anil münker Allah'ın reddettiği, hoş karşılamadığı yani kötülüklerden insanları caydırlar, vazgeçirler. Ben ben burada söz sahibiysem, ben bu sahibi isem, ben bu evin babasıysam, ben bu şirketin pat şirketin patronuysam, ben bu ülkede baş isem o zaman ben Allah'ın yasakları konusunda bu işin yapılmasına müdahale ederim ve engel olurum. Diğer derler diyor sevgili Allah'ımız ve lille umur. Bakın Mevla Teala ellezine immekennahum fil ardı eka salate ve atu zekate ve emru bil marufi ve nehyu anil münker ve lille umur. Toplu tercüme isterseniz onlar Allah'ın yardımını, desteğini alarak güzel sonuca erişmiş ve artık Allah'ın izniyle bulundukları yerde güç olmuşlar, iktidar olmuşlar, söz sahibi olmuşlar. Bu siyasi iktidar anlamında değil. Yani Mevla'nın temkin verdiği, yerleştirdi. Mesela İmmekkennahum bu ayetteki Mekkennahum Sure Yusuf'ta bu haçtı. Yusuf suresinde Bismillahirrahmanirrahim, ve kedelge Mekkenneli Yusuf fil art olaraktan geçer. E, kuyudan çıkartıp köle pazarından onu efendim e, alıp daha sonra zindanlardan çıkartıp ee, Mısır ardına imkan ve iktidar verdik, yerleştirdik dediği gibi Allahu Teala'sının böyle bir temkin böyle bir iktidar. Verir, verdiğimiz kullar namazlarını özgürce, özgürlüğün tadını namazlarını doya doya kılarak çıkartırlar. Para pul vermişsek severek zekatlarını verirler. O fakirlik bitti artık. Şimdi benim fakir babası oldum. Eskiden ben fakirdim. Şimdi ben fakir babası oldum. Seve seve verirler. Allah'ın emrini yayarlar. Allah'ın yasağını yapanlara engel olup onları o haram güne o ayıplardan kurtarırlar ve bütün işler Allah'a döner diyerekten Allah-u Teala'nın buyurduğu gibi sevgili kardeşlerim biz bunları yapmazsak mümin olarak mümin bir idareciyiz, mümin bir babayız, mümin bir efendim yöneticiyiz. Ondan sonra sevgili kardeşlerim elimizin altındaki bu duyarlılığı yansıtmazsak biz neyin Müslüman oluruz? Bismillahirrahmanirrahim. ve emur ehleke bis salati ve astabir aleyhe la neselüke rizka nahnu nerzukuk, vel akıbetü lit takva diyor ya sevgili Allah'ımız. Bakın sureyi Taha'da Mevla diyor ki bak ben senden memnunum. Hanımefendi veya beyefendi, delikanlı veya da dedecik nenecik senden memnunum. Çünkü namazına sabırla, sevatla devam ediyorsun. Hoşuma gidiyor. İslamiyet'i güzel yaşıyorsun. Beni memnun ettin. Bundan bir problem yok. Ancak diyor bak ve mur ehleke kendi çoluk çocuğuna, elinin altındaki e, kimselere, sözünün nazının geçtiği kimselere de aynı şeyi ta Emret, tavsiye et, ilgilen. Hani sevgili peygamberimiz e, ve mur emret ayetini Peygamberimizden bir, bir mübarek hadis ile hemen kancalarsak, "Muru evladeküm ve hum ebne seb'in" diye bir mübarek hadis-i şerif var ya konuşması diyelim. Çocuklar 7 yaşına bastığında artık namazı emredin, alıştırın. Yanınızda artık ne bileyim dikilmeyi, bükülmeyi, yerlere yapışmayı, dua etmeyi öğrensinler yavaş yavaş. Kıraatin efendim namazın nasıl kılınacağını bilsinler ve ondan sonra 10 yaşına geldi mi hele 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 kızımız ve oğlumuz Artık akıl ve bali hanımlar 9 ile en geç 12 yaş tabii ki biliyorsunuz. En geç 12 hanımlar da Türkiye'nin iklimlerinin ergenliği efendim oluşturan şartların erkeklerde ise 12 en geç 15 yaşına girdim artık. Tam teşekkül olarak da namazlarını kılsınlar. İslamiyete karşı diğer ödeve görevlerini aynen anne babaları gibi hassas bir şekilde uygulasınlar diyor ya. İşte bunun gibi kendin sabırla, sebatle ibadetlere devam ederken ve mur ehlek yani elinin altında birlikte yaşadığın kimselere de bu namazı emret diyor Allah. Arkadaşlar emret diyor. Çoluk çocuğunuzu kaldırın. Telefonlar edin. Zillerine basın. Aynı binada oturuyorsanız aşağıdan yukarı şöyle bir zilleri tarayın. Kapının otomatını bir iki defa çökün. O gürültüyle sabah namazına uyansın. Konu komşu. Yani sevgili peygamberimiz es salah es salah diye gidermiş gideceği yere. İskilip'te bir güzel adet var. Her namazdan evvel müezzinler her ezandan düzeltiyorum. Evvel vaktu sala ya müminin derler. Yani affedersiniz 10-15 dakika sonra ezan okuyacağız. Ee, namaz vakti yaklaştı. Abdestlerinizi alın. İşte bozmak gibi almak gibi namaz için ne hazırlığınız varsa görün. Dalgın olmayın diyorlar. Ezanın dışında böyle bir uygulama çorumun. Eh biliyorsunuz çok hassas bir dönemde Frank Mukallitli isimli eseri yazdığı için Allah'tan ötürü Allah adına yiğit bir kararından dolayı asılan İskilip'li Atıf Efendi rahmetullahi aleyh'in memleketi olan İskilip'te böyle bir uygulama var. Her ezandan 10-15 dakika evvel insanlar namaza hazırlıklı olsunlar, abdest sorunları hallolsun, cemaat full çeksin diye Vakti salâ namaz vakti. Ey mü'minûn müminun veya ya müminin. Ey müminler, iman edenler namaz vaktidir. Kilise çanları çın 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 saat başı vuruyor ya, gongları çalışıyor. Onlar maşallahları var. Güzel bir adet kim yerleştirmişse Allah razı olsun ve ya rahmet eylesin. Namaz vaktidir. Hazırlıklı olun. Erkekler özellikle camide efendim yerlerinizi alın gibi güzel bir uyarı var. Sizde Çocuklarınıza, arkadaşlarınıza telefonlar edin, zillerine çökün, namaz vaktidir, ha gayrettin, birbirinize ilgilenin. Allahu Teala böyle, yani kendi adına aramızda böyle muhabbet e, bağlantıları görsün, organizasyonu görsün. Ha kullarım, ne güzel bu Müslümanlar desin Allah ne güzel. Bak e, beni hatırlatıyorlar, bugün dersini yaptın mı diyorlar. Mübarek şu anda hastanede her geçen gün düzelen, inşallah daha da düzelip ayaklar üstüne dikileceğine, insanlara sohbetler, muhabbetler, hizmetler, himmetler, sayu gayretlerle tekrar işi efendim, tatlı tatlı yürüteceğine inandığımız öyle bir düzelişe doğru ilerleyen Mübarek Mahmut Efendi Hazretleri de bu mevzuda çok hassas birisi tabii ki. Yani insanların arkadaş birbirini teşviki konusunda çok bu hususlara ehemmiyet verirdi. Yani Ey müminler namaz vaktidir Allah sizi görsün yani dersinizi yaptınız mı diye sorun derdi mesela ondan mübarek bir kopya olarak söylüyordum. Bir Müslüman öbür Müslüman'a esselamu aleyküm dese vallahi sırf bu selamdan dolayı karşılıklı böyle bir şimdi müspet enerji diyorlar ya bir enerji atışması olur İnsan mesafe alır ve aleyküm selam nasılsın iyi misin dese İnsanlar bundan da bir seyri sürükte manevi bir yürüyüşte yol alırlar, mesafe alırlar. Dersini yaptın mı bugün, evradını yaptın mı deseler. Yani dersini Allah'a zikir görevini yaptın mı, günlük evradın hangi süreleri okurdun, hangi efendim işleri yapardın, o günlük görevlerini yaptın mı kardeşim, bacım neyse artık denildiği takdirde sadece bu denilse evetler, hayırlar neyse artık. Bundan dolayı insan Allah'a doğru e, seyrinde, sülükünde mesafe alır. Sadece bu soru cevaptan bile insanlar bir adım daha tekamül ederler derdi. Ya Allah bizi arkadaşlar kendi adına yani Rabbimiz adına birbirimize ilgilenirken görsün. Birbirimize örtüyü tavsiye ederken görsün. Allah'a zikretmeyi öğütlerken görsün. Haydi namaza derken görsün Allah kardeşlerim bacılarım yapmayın etmeyin ya. Başkaları birbirine ayartmak için neler yapıyorlar görüyorsunuz. Şimdi ben memleketimizdeki yani eksiklikleri, aksilikleri önünüze koyarak hem bu frekansı sıkıntıya sokmak istemem. Hem de böyle e, arı kuvanını çomaklayıp arılarla sokulmak istemem. Ondan sonra efendim e, gerek de görmem. İşin bir müsbet tarafı, serbest bölgeleri, yapabileceğimiz işleri, ödev ve görevlerimizin risk olmayanlarını bir defa güzel güzel yapalım. Allahu Teala kerimdir, nice kapılar açar. Şimdi kadar Mevla ne kaplar açtı bakın. Ne acayip gelişmeler oluyor dünyada görmez misiniz? Görmez misiniz? Rabbimiz daha güzel neticeler lütfetsin sevgili kardeşlerim. Yani Allah Teala bizi ya birbirimizi Kur'an okumaya teşvik ederken söylesin, izlesin. Camiye, cemaate haydi bakalım namaza gidelim birlikte derken ha benim camime, benim kahveme ya gel bu sene beraber bir haç yapalım. Ne desin Ramazan umresinde beraber olmaya? geleyim bari deyip birbirinizi Kabelere teşvik ederken, Kur'an'a teşvik ederken, İslam'da yaşama teşvik ederken, ayıplara, günahlara bulaşmış birisini daha ne zamana kadar? Ya Allah seni içerken görmek istemiyor. Bacım Allah seni açık görmek istemiyor. Evet sen yetiştiğin evin, sosyal çevren, okulun, şuyun, buyun, eşin, dostun, arkadaşın etkisinde kalmış, açılmış olabilirsin. Ama Allah seni açık görmek istemiyor. Yüce Allah'ın seni hiç yoktan yaratan, senin için cennetle ve cemalini arz etmek üzere bu yüce İslamiyet programını sana gönderen Allah, Suriye-i Nur'da hanım kız, Allah seni örtülü görmek istiyor. Al sana yüdünün aleyhine mincela bihinne. Ahzab suresinde bırak böyle bir başörtüsünü tepeden ayak ve el bilene kadar çarı çarşafa bürünmüş, düzgün ve efendim süzülerek yürüyen edepli, hayalı, güzel bir yürüyüşle de efendim e, ee, o ışığı tamamlayan bir yapıda seni yüdnin aleyhine mince lehabi bihinle örtülü görmek istiyor ee, diyerekten en azından bunları söyleyemez misiniz? Allahu Teala senin bu e, masa başında rakı çeken görmekten hoşlanmıyor. Allah'ın sevmediği işi yapmayalım. Allahu Teala helal kazancı, alın teri, göz nuru, kul hakkının bulaşmadığı, faizin bulaşmadığı, kumarın ve e, bu kolay kazanç yolları olaraktan ortada, değişik isimlerle e, şuyu bulmuş olan kumar türlerinin efendim e, yiyen onlara geçen birisi olarak görmek istemiyor. İnsanları böyle Allah Teala Hazretleri, bizi birbirimizi kendi rızasına uygun işleri yapmaya öğütlerken duysa, görse ve bizi böyle değerlendirse olmaz mı sevgili kardeşlerim? Niye biz bir iyilik davetsi olmayalım? Niye biz şu ayette yerimiz almayalım? Bismillah. Ve men ahsenu kavlen mimmen de'a ilallah ve amile ve Allah Teala Hazretleri niye bu ayetinde yerimiz almayalım biz? niye ayetlerin kamçı gibi üstümüze efendim e, bindirdiği tehditlerle, sıkıntılarla bizim e, moralimizi bozacak bir şekilde üstümüze geldi adam olalım. Kendisi İslamiyet'i yaşarken diyor Allah. Ben de Müslümanlardanım. Ben ondan bundan değilim ve sadece ben veya bizim ailemiz Müslüman değil. Oho, ölü ve diri nice Müslümanlar var. Ben de onlardan birisiyim diyerekten insanları Allah'a davet eden. Bakın arkadaşlar. Min men de Allah. İnsanları Allah'a davet edenden daha güzel sözlü kim olabilir diyor Allah ya. Sesi güzel, sesi tatlı, sesi böyle kaymak gibi birer olabilirsiniz. Şarkılara, türkülere, yalanlara, gıybetlere, ondan sonra efendim, küf efendim küfürlere bağışlayın. isyanlara teşvik eden bir sesseniz en iğrenç, en çirkin sessiniz. En çirkin, yani kusura bakmayın gürültüsünüz. Allahu Teala Hazretleri ah sen dediği en güzel ses. En tatlı ses, en hoş sada kendisi Müslümanlığı samimiyetle yaşarken ben de Müslümanlardanım demeyiz arazi olmaksın haykırırken başkalarını da Müslüman kardeşlerini veya Müslüman olmayanları inanmaya Müslümanları inandıkları İslamiyeti Müslümanım diyerekten itiraf ettikleri İslam'ı yaşamaya davet edenden daha güzel sesli kimsecikler yoktur dedi adam olamak zor bir şey midir? Gelin gelin kendimizi harcamayalım. Alem geçici, dünya geçici, siz de geçirsiniz. Ma'indeküm yenfet, ya siz tükeneceksiniz veya sizdekiler tükenecek. Valizleri hazırlayın, değerli kardeşlerim çantanızı hazırlayın, ölüme her an hazırlıklı olun veya olalım. Yine yaşıyoruz. Yaşıyoruz canım, yani yaşamda bir sorun yok. Zaten yaşıyoruz. Her gün güneş doğuyor, her gün sağ bakarak işimize devam ediyoruz. Yani yemeklerimiz, içmeklerimiz, yatmaklarımız, kalkmaklarımız, demeklerimiz, efendim susmaklarımız, işimiz, gücümüz yani kışımız, yazımız devam ediyor. Ya ama arkadaşlar bakın çok hızlı bir şekilde ahiret üstümüze geliyor. Apar topar gideceğiz. Yani çok acayip işlerle karşılaşacağız. Hiç olmazsa ibadetimiz düzenli olsun. Ahlakımız güzel geçimli tip olaraktan beğenilen bir ahlak olsun. Bir de işimizi güzel yapalım. Alacak vereceklerle de vasiyetlerimizi, nasihatlarımızı insanlara olan efendim bu tür olumsuz durumlarımızı, düzelterek en azından yani bizden sonra devletlerin bile borçları vardır. Borcumuz olan yani bizden sonra borcumuz ödeyecek kimselere, güvendiğimiz kimselere yani bu vasiyetimizi arz ederek yani apar topar birden palas pandaras hazırlıksız bir şekilde ölürsek çığlık atmayacağımız tabir edeceğiz kabasına ciyaklamayacağımız bir şekilde yani ufak bir hazırlığımız olsun sevgili kardeşlerim lütfen. Yani benim bugün konuşmamdaki özel şudur. Ne olur bakın Allah Teala Hazretleri bizi kendi adına Allah'ın kullarını ikna etmeye çalışırken görsün. Hem kulum maşallah yani dinini yaşıyor, verdiğim ödeve görevleri yaşıyor, başkalarına bu hayırlı hizmete teşvik ediyor, ben bu kulumu sevdim, hoşlandım diyeceği bir pozisyonda olsak olmaz mı? Bilmez misiniz Peygamber Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz, Taif'te mübarek arkadaşı Hazreti Zeyd, Radiyal bin Harise radıyallahu an ile o bölgedeki akrabalarına İslam anlatmaya gitmişti ama yani çok sert çaya, çarptı mübarek. Hem yüz öncepeden ön cepheden hem arka cepheden e, kendilerini çok yoğun bir taş yağmuruna tuttular. Taş yağmuru diyorum bakın peş peşe kaya parçaları efendim parmak büyüklüğünde yumruk büyüklüğünde aman Allah'ım. Hem zeyt yaralandı hem peygamberimiz yaralandı yani koşmak zorunda kaldılar. Kaçmak diyemeyeceğim, koşmak zorunda kaldılar. İndikleri düzlükte bir Hristiyan bağcının gölgeliğine böyle oturdular. Hem yaralarını siliyorlar. Zeyn, Hazreti Zeyd anlatıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz böyle onun mübarek ayaklarına kadar kansızmış kan sızmış. Ben zaten perişanım diyor kendimi bıraktım bir tarafa onun mübarek kanlarını silerken kesinlikle şunu diyordu Allah'ım evet gördüğümüz muamele meydandadır sen bizi sevdikten sonra sen benden bizden razı olduktan sonra bu manzaranın taşlanmanın haşlanmanın vallahi hiç önemi yok diyordu. Arkadaşlar biz de biraz evet laf taşı yani hamdolsun yani iş Öbür safhada değildir ama laf taşıyıyoruz, yiyoruz, hareket ve efendim e, davranış taşları yiyoruz. Yani memlekette az çok yani manzaralar meydandadır ama her şeye rağmen <laughs> dua da alıyoruz. Anne babalarımızın nur içinde yatması için dua da ediliyor. Teşekkürle dalıyoruz. Artık duruma göre, yani Allah sizden razı olduktan sonra taşlanmış olmanız, böyle kan revan içinde bir görüntüye büründürmüş olmanız da mühim değildir. Sevgili Peygamberimizin kendi üzerinde yaşadığı o acı tecrübeden sonra söylediği sözlerde olduğu gibi, Allah sizden razı olup sizin çalışmanızdan memnun olduktan sonra o pozisyonların önemi yoktur. Gelin Allah diyelim ve gelin Allah dedirtelim. Zor bir şey değil. Yani Kur'an'ın kendi sözüyle, Rabbimizin mübarek ayetleriyle, inna Allah Rabbi ve Rabbukum, Allah benim de Rabbim, beyefendi, hanımefendi. Ama bir şey söyleyeceğim, ve Rabbukum, sizin de Rabbiniz ha. O Allah benim Allah'ım olduğu gibi senin de Allah'ındır. Allah'ını daraltma. Fabuduhu, lütfen ben de sen de hep beraber o Allah'ımıza ibadet edelim, ibadet ediniz. Her de müstakim. İşin doğrusu budur. Yine yani Yapacağınız işler helal çerçevede mesaileriniz, eğlenceleriniz, değişik zevk ve takıntılarınız yeter ki Allah'ın haram demedi, lanet gibi, gazap gibi öyle yani sizi sıkıntıya sokacak bir tehditlerle anmadı. Hatta gazabını cehenneme kadar götürmekle tehdit etmediği Şekilde neyse meşru işleriniz, helal zevkleriniz onlar da sürsün ama yani işin doğrusu budur. Hedeye sıratı müstakim nedir işin doğrusu? Yolun doğrusu nedir? Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Hiç yoktan yaratanımız, her türlü ihtiyacımızı ayağımıza kadar yağdıranımızdır. Kardeşim, beyefendi, hanımefendi, delikanlı, dedecik, nenecik artık muhatabınız kimse. Ben de o Allah'ıma tapıyor, ibadet ediyor dediğini yapmaya çalışıyorum. Siz de yapma, beraber Allah'a razı edelim, memnun edelim gibi. Yani birbirinizi bu konuda Teşvik etmeniz açısından bu tür ayetlerde yerinizi alsanız da Allah'ın beğendiği, sevdiği, onayladığı iyi bir kul olsanız arkadaş ne kaybedersiniz? Ne kaybedersiniz? Yahu ben size şunu söylüyorum yani anlatamadığım bir şey var, anlatamadığım bir dert var. İşi Diyanet'e bırakmanız doğru değildir. işi efendim mübarek cemaatlere bırakmanız doğru değildir. Arkadaşlar yani sizin adınıza e, onlar e, bu işi götürmek için söz vermiş olabilirler. Bir takım e, görevler üstlenmiş olabilirler ama yetişemiyorlar görüyorsunuz. Yetin. Yani yetinemezsiniz onlara. Yetişemiyorlar bir takım dergiler çıkıyor, gazeteler çıkıyor, radyolardan insanların Allahu Teala'nın beğendiği mesajlar vermeye çalışan e, çeşitli frekanslarda konuşmalar işleyebilirsiniz, işitebilirsiniz, işte biliyorsunuz. Yani bunlarla getirmez mümkün değildir. Kendi çapınızda birlikte olun insanlara. Çay çorba muhabbetinde niye bunlar gündeme gelmesin? Ya Yusuf suresinde Bismillah. Kul hazihi sebili edu ilallah ala basiratin ene ve meni Tevani. Ve subhanallah ve ma minel müşrikin demiş Mevla bakın Habibim benim mübarek peygamberim haykır 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 söyle. De ki ey bütün insanlık benim yolum benim usulüm uslubim işim görevim şudur. Ben basiret üzere delillerle insanların gözünü gönlünü açacak bir şekilde insanları Allah'a çağırırım. Zorlamam. Ve men talihim bir cebbar. Tepelerine çökme diyor Allahu Teala. Sen onların başında bir baskıcı değilsin. Yok. Fe inne malikel belagu. Sadece tebliğ sana düşen diyor Allah. Ve aleynel hesabu. Hesabı ödemek veya hesaba çekmek, hesap bitirmek bizim işimiz diyor. Aynı Kur'an'da aynı Mevla, Yüce Allah'ımız. İşte bu ayet-i kerime ben yolumu açıklıyorum size. Benim yolum insanları Delillerle, basiretlerle Allah'a çağırmak ama diyor Peygamberimiz durun bir dakika, durun, durun bir dakika. Yani bu ayet-i kerimedeki sizi durduran bölümü konuşuyorum. Ve men ittevani, bana uyanlar Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Müslüman bir ümmeti cemaati elemanıyım diyen herkesin işi aynıdır diyor Allah ya. Onlar da insanları Allah'a çağıracaklar. Ve Sübhanallahi Allah'a noksan sıfattan tenzih ederim. Ve me enemne müşrikin. Biz Allah'tan başkasına çağırarak ortak koşmayız. Hem Allah diyeceksin, hem Allah'tan başkasının kurallarını Allah'ınkinin üstüne çıkartacaksın. Hem Allah diyeceksin, Allah'ın hükmünü ıskalayıp arkaya atacaksın. Hem Allah diyeceksin, hem Allah'tan başkasına göre yapılanacaksın. Böyle bir müşriklikten yana değilim, ben bundan uzağım. De onlara davanı derdini böylece arz et diyor Allahu Teala Hazretleri. Bakın. Bismillah vel müminune vel müminat ba'dum evliya ba'dın ye'muruna bil maruf ve yenhen münker. Yine aynı sonuç. Yahu bütün müminler diyor Allah'ımız. Bütün bakın arkadaşlar. Bütün hepiniz sevgili dinleyenlerim. derli Lale efem yoluyla dinleyenler. Veyahut da internet aracılığıyla bulunduğu nokta nere olursa olsun bu sohbeti, muhabbet dinleyen bacılarım ve kardeşlerim. Nerede olursanız olun. Cennet cehennemse aynı uzaklıktadır. Ebu Cehiller, Lehebler arkadaşlar Kabe çevresinde öldü veya öldürüldüler ama cehennemin göbeğindeler. Veysel Karaniler ta Yemen'in uç noktasında öldüler ama arkadaşlar Allah'ın dostlarının başıydı o mübarek Veysel Karani ve benzerleri cennetin tam ortasındalar. Yani Amerika'da, Rusya'da öldünüz, Kanada'da, Asya'da bir noktada öldünüz. Dünyanın her nereciğinde olursanız olun Allah'a ve ahiret güne inanıyor. Ehl-i sünnet vel cemaat itikadı üzere bir sağlam duruş sergiliyor. Niyetinizi Allah'a görüyormuş gibi bir disiplinle içinizi tutmaya ayıklamaya çalışıyor ve farzı vacibi helal haramı dikkatle takip ediyor. Edeb ahlak noktasında da beğenilen bir çizgide efendim e, gayret sarf ediyorsanız bir de İslamiyet dinimiz her tarafta ses sahibi olsun yani çalışıyor çabalıyor çırpınıyorsanız Allah'a hamdolsun cennetin göbeğindesiniz imanla ölmek şartıyla. Allah da size acır merak etmeyin. Mevla kulların arkadaşlar böyle harcamaz. Bazı örneklere takılarak kendi kendini kahretmeyin, mahvetmeyin. Kendi kendinizi böyle efendim sıkıntılara, olumsuz havalara sokmayın. Mevla Teala Hazretleri arkadaşlar yani Erhamur Rahim'indir. Ömrünü kendisine veren, Allah diyen kulun arkadaşlar mahrum etmez. Birkaç tane evet İslameti yaşadığı halde son dönemlerde ayarı kaçıp ayarı bozulup yani yanlış bir şekilde ölenler var ama genellikle Mevla Teala Hazretleri su testisi su yolunda kırılır kabilinden. Bismillah yusebbitullahul ledine amenu bil kavli sabit fil hayat dünya ve fil ahire ayetinde olduğu gibi Allah imanlı kullarını dünyada ve ahirette tutar arkadaş ya. Tutar. Sizi tutacak Allah. Evel Allah. Rahat olun. Yani ben e, haf ve dengesinde biraz daha Allah'ın rahmetine doğru açılmanızı hatırlatıyorum. Allah'ın e, Resulü e, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam özellikle Allahu Teala Hazretlerine zannınızı güzel tutun. Yani ene inde zanni abdi bi kulumun zannı üzereyim. Kulum bana yakındır diyoruz, yakınım. Kulum benim kendisini affedeceğimi e, düşünüyor ve ona yoğunlaşıp affederim kolumun hayırlı düşünceleri üzereyim diyor Mevla Teala Hazretleri. Mevla hakkında güzel düşünün. E Mevla bak yüset biti tutar. Ellezine amenü imanlı kulları. Bu da sure İbrahim. Fil hayat et dünya. Dünyada da ve fil ahiret, ahirette Mevla sizinledir. Sizi tutar. Siz onun kulusunuz. Değerli dinleyenlerim. Siz onun mümin elemanlarısınız. Yani Mevla ile sorunuz probleminiz onun istediğini becerememek. Onun mübarek peygamberine tam izleyememek. Müslümanlık görevleri kususunda yani birlikte yaşadığınız insanların sizi beğenecek, kalitenizi imzalayacağı konuda yani istenen performansı sergileyememek. Siz ama günahlarınızdan üzgünsünüz, tövbeye gayretlisiniz ve ediyorsunuz, tutamıyorsun bir daha ediyorsunuz, tırmanış halindesiniz, bazen yine kirleniyorsunuz, dünya çok kirlendi ibadetlerinizden, iyiliklerinizden zevk alıyorsunuz. Daha da iştahlanıyorsunuz. Bir de hele iyilik yaptığınız kimselerden de dua, teşekkür, çamsak kızları görürseniz daha da hareketleniyorsunuz. Müslüman insanlarsınız. Onun için bak mümin kadın olsun, erkek olsun birbirine can ciğer dostluğu, kardeşliği, bacılığı sergiledikten hemen sonra diyor Ye'mruna bil ve yenhele münker. Birbirle ilgilenirler, iyiliği emrederler, kötülükten çaydırırlar. Allah'a imana davet ederler. Kafirlere onu söyledim o davet kısmı, davet faslı, tebliğ faslı. Bir de biz müminlerin kendi arasındaki işlevini, görevlerini yani yapacaklar, hizmetleri söylüyoruz. Bütün mümin İmanlı erkekler ve hanımlar birbirinin Allah tarafından kardeşi ve dostu ilan edildikten hemen sonra diyor ki Mevlamız buyuruyor ki göreyim dostluğun gereği sizi şu şekilde göreyim. İyiliği emredin. İbadetlerindeki tembel insanları tekrar canlandırın. Yapılması gereken ödev ve görevleri hatırlatın bir daha teşvik edin. Gayrete getirin. Arkadaşlar bu insan olanın böyle propaganda ihtiyacı var. Anlatılmayasına ihtiyacı var. Reklamlara ihtiyacı var. Bakın görmez misiniz medyada reklama ne kadar çok para ödeniyor? Reklam kavgalarını görmüyor musunuz? En ciddi programlarda ekmek arası reklam arası diyorlar. E eh, hayır hayrı şey, hayrın reklam olmasına, hayırın tanıtım olması lazım. Peygamber Efendimiz en son mübarek veda hutbesinde bildiğin son konuşmasında Demiş ki mübarek yüz bini deviren o birbirinden kalite gökteki yıldızlar gibi pırıl pırıl yaptığı sahabe arkadaşlarına radıyallahu anh. Bakın demiş beni dinlediniz şanslısınız şanslı gününüzdesiniz beni dinlediniz benimle bir ömür sürdünüz. Ama işiniz var demiş hadi bakalım. Fel yübelliğ minkum minkumu şahidul gaibe benim huzurumda bulunanlar. Birlikte olduğum arkadaşlar Beni görmeyen, tanımayan, bu işi bilmeyenlere bu derdi taşıyın demiş, taşıyın. Burada bulunanlar bulunmayanlara götürsün demiş, götürsün. Arkadaşlar o öyle demiş ya mübarek peygamberimiz. On bin sahabe kalmış o konuştuğu yerlerde. Yüz binden fazlası Eyüp Sultan bile İstanbul'da yatar, görmez misiniz? Dünyanın en uç noktalarında bir Arap mezarı bulunur. Halbuki sahabe mezarıdır. Yüz binden fazla sahabe peygamberimizin derdini dünyaya arz etmişler. Göreyim siz de arkadaşlar gölgenize, eteğinize, yanınıza birlikte olduğunuz, göz göze, diz dize olduğunuz insanlara bu güzel İslamiyet dinini arz edin, birbirine yardımcı olun, şeytanın efse insanları kaptırmayın, kapan, kurt kapanla düşmüşler kurtarın. Yani gerçekten e, dostsuz bir dünyadayız. Rabbimizin hakiki dost olduğunu, Habibinin dost olduğunu bir de dertten anlayan Müslümanların dost olduğunu ilan eden ayetin içeriği dışında ciddi anlamda dostumuzun olmadığını size görüyorsunuz. Aman ha aman birbirinize yakın markaj ilgi duyun. Sevgiyle, muhabbetle arkadaşlar birbirinizin yakasını bırakmayın diyorum. Bugünkü dersimin özeti, ana fikri başı da sonunda budur. Ayet-i kerimede bir de geçmişin temiz yaşanmasıyla alakalı mühim bir hadise. Geçmişin temiz yaşanmasıyla alakalı mühim bir e, hadiseyi iki ters ve zıt kutuptan hemen örneklendirerek fatiha diyorum. Hemen ama bakın. Hazreti Yunus Aleyhisselam sevgili kardeşlerim biliyorsunuz bir Mevla'yı bir konuda tam istenilen şekilde dinleyemeyişinden dolayı balığın karnına atıldıktan sonra Allahu Teala'nın bakın o zindanı o hapishaneyi fena fi'z zulmat ayeti var ya karanlıklar denizin karanlığı feltagama'l hutu balık yuttuktan sonra balığın içindeki karanlık bunalımlar, karanlıklar, problemler, sorunlar, dertler Allah'tan başka kimsenin göremeyeceği, duyamayacağı, çıkartamayacağı, kurtaramayacağı o zor ortamdan Allahu Teala Hazretleri onu çekip çıkarttı ya. Bunu kendi adını da düşünün. Onun için böyle bastıra bastıra söylüyorum. Mevla nedenini söylüyor. Niye kurtardığımı söylüyorum diyor. Felâül anna o kendimler o mübarek Yunus daha öncesinde diyor bizi çok çok tesbih eden yani bizim hoşlandığımız işleri yapan birisi olmasaydı bizi bol bol zikreden bize güzel ibadet eden bizim rızamızı kazanmak için son derece mesai sarf eden birisi olmasaydı lelebise kesinlikle kalırdı fi batnihi o balığın karnında ile yevmiyü yubasun insanlar ölüp kıyamet kopup tekrar dirilinceye kadar o balığın karnında onu eritirdik, çürütürdük, bitirdik diyor Allah'ımız. Eh, mübarek peygamber olması o apayrı bir konu ama buradaki ille şudur sevgili kardeşlerim. E, ee, başımıza bir şey gelmeden evvelki durumumuzu düzeltelim. Bir şey gelirse Mevla diyor kulum ben seni tanıyorum sen. Geçmişinde şu şu güzelliği yapan adamsın. Eh, bana da şimdi derdini anlatıyorsun. Kurtul kurtarmamı istiyorsun. Kurtardım gitti çünkü sen, sen diyor Allahu Teala Hazretleri. Celle Celaluhu. Daha önceki hayatında beni memnun ettin. Tam tersi böyle kıp kızıl bir örnek vereyim. Firavun artık Allah'ın anlatı sure Yunus'ta suda boğuluyor, böyle çırpınıyor. Yani çırpındıkça batıyor, çırpındıkça şişiyor. Artık böyle gırtlağına kadar dayandı. Amen diyerekten iyi Allahu Teala Hazretlerine ölüm öncesi iman ettiğini şöyle şöyle yani lazca afkordu diyelim havlanmak <laughs> anlamına geliyormuş. La ilahe illallezî amenetlihi benü israile ve enemine'l-müslimin. Isra ben Hz. Musa başkanlığındaki o beni İsrail'in inandığı ilaha inandım ve ben de Müslümanlardanım özür diliyorum. Beni de kurtar lütfen Allah'ım dedi ama eh, arkadaşlar ona şu cevap geldi Allah'tan istediği. Haşa Firavun değiliz biz ama bizim de geçmişimizin Firavun gibi olması söz konusu değil. Ama bozuk bir geçmişi olan insanın zor zamanda Allah'ın kapısını çalmasına şöyle cevap gelme tehlikesi var. Ben o tehlikeyle uyarıp kapatıyorum konuyu. El ene şimdi mi aklın başına geldi be kafir demiş Mevla. Vekat asayta kabli bundan evvel çok isyan üstüne isyan üzereydin ve kün el müfsidin teröristin eşkıyanın tekidin şimdi mi aklın başına geldi yani şimdi mi toparlanmayı benden seni toparlamamı kurtarmamı istiyorsun diyerekten arkadan iteledi ve onu helak etti Allahu Teala Hazretleri. Burada olan şudur. Bir gün kapısını çaldığımızda "Allah'ım senden başka kimse beni kurtaramaz, kimse bana çare çözüm olamaz." dediğiniz zaman Allah'ın şöyle demesinden korkun. Şimdi mi Allah'ı hatırladın, şimdi mi beni aklına getirdin? Daha evvel neredeydin o özgür ve rahat ortamlarda yaptıklarını bir hatırla bakalım ve canın cehenneme deyip arkadan iteklemesin sevgili kardeşlerim. Çok dikkatli olun. Ayet-i Kerime'nin bitişini bir daha okuyorum. El-Ene. Allah'tan yardım isteyen delikanlı beyefendi bu Firavun'la alakalı konu bitmiştir. Firavun'un canını cehenneme gönderdi. Allah bizde bir tekme de biz vurduk. Ateşi bol olsun. Kavurması efendim yağlı olsun. Şimdi sana dönüyorum Mevla. Benden yardım destek isteyen, çığlıklarına imdad etmemi isteyen ve benim sorununu çözüp bunalımdan kurtarmamı isteyen kulum el ene şimdi mi aklının başına geldi? daha evvel isyanları oynarken neredeydin ve küntemle müfsidin onun bunun huzurunu kaçıran efendim fesat kopartan müfsitlik yapan bir adamken o zaman nerelerdeydin şimdiye kadar kırdığın çana kırkı geçti döktüğün sütler ırmak oldu senin hakkında kalem kırıldı işin bitti diyor ya Allahu Teala arkadaşa gelin tövbekar olalım gelin toparlanalım Allah-u Teala Hazretlerine yandım diye yalvardığımızda hay hay kulum. Öncesinde çok iyi birisidin Bir hatandan, bir yanlışından dolayı böyle bir sıkıntın içindesin. Ama daha evvelki bu hayatını şöyle bir önümüze alıyoruz. Sen gerçekten iyilerdendin. Allah'a bol bol zikredenlerden, laf dinleyenlerden edin. Biz bu hatandan, bu yanlışından dolayı seni terk etmeyiz. Ne demek? Seni kurtardık diyeceği kullardan olmaya bakalım. Allahu Teala temiz bir maziyi bizlere lütfeylesin. Yani işin background'u diyor yeni yeni tabirler kullanıyorlar. Ben bunlara pek sıcak bakmıyorum. Yani geçmişimiz ne güzel olması lazım. Halimiz ne geleceğimiz Eğer geçmişimiz birazcık tatlı olursa, güzel olursa başımıza bir olay geldiğinde Allahu Teala önümüzü açar. Allahu Teala bizim de Müslüman kardeşlerimizin de yurdumuzun da hayır üzere önünü açsın. İslam dünyasının da hayır üzere önünü açsın. Güzel gelecekler versin. ışıl ışıl pıl pıl gelecekler versin. Allahu Teala maddi manevi bunalım ve ağır sıkıntı ve imtihanları kardeşlerimize yüce rahmetiyle imda eyleyip Ellerinden tutsun ve bulundukları ortamdan şükürlerle yaşayacakları nankörlükleri bırakıp ve vefa üzere, sadakat üzere sürecekler. Bereketli ömürler versin. Birbirimize dua etmek üzere sevgili kardeşlerim. Vesselamu Aleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhu.